Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda Vivo'nun göz alıcı ve renk değiştiren tasarımını ek, sağlam bir ekran ve de iyi bir pil ömrü sunan yeni akıllı telefonu V25 5G'yi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Arkadaşlar, videoyu geçmeden destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara hemen geçelim. Pahalı telefonlar üretme konusunda uzun bir geçmişi var ve işler artık gün geçtikçe değişiyor. Aslında şirket kendini gün geçtikçe geliştiriyor. En son Vivo V25 5G de buna bir örnek. Telefon çarpıcı bir tasarım ve benzersiz renk değiştiren sırt kısımla geliyor. Arka kapak da geliyor aslında. Tasarımın yanı sıra telefon Vivo'dan beklendiği gibi kamera bölümünde de iyi bir iş çıkarıyor. Her açıdan iyi bir donanım ve yazılım kombinasyonunu da unutmamak gerek tabii ki de burada. Yani telefon sadece kameradan ibaret değil. Peki şık tasarım, güzel kamera ve de sağlam donanım fiyatını haklı çıkarmak için yeterli olacak mı? O halde lafı daha fazla uzatmadan Vivo V25 5G'nin incelemesine tasarımdan başlayalım. Daha önce Vivo'nun V23 ve V21 telefonlarını da inceledim ve tasarımı gerçekten çok iyiydi. Vivo burada beni tekrardan şaşırtmadı ve gerçekten iyi bir tasarım sunmuş burada. Vivo V25 5G şık bir telefon. Yuvarlatılmış köşeler olmasaydı ultra düz kenarları tamamen keskin olabilirdi. Bu telefon çok kalın veya geniş değil, yani tek elle rahatça kullanabilirsiniz. Aslında son iPhone tasarımlarından ilham almış gibi de duruyor diyebiliriz. 186 gram ile hafif ve de 7.79 mm'le de ince bir profile sahip. Bununla birlikte yapım özellikleri Vivo V25 5G'nin göze çarpan özelliklerinden biri. Sırtında hafif buzlu cam ve de böyle hani sarıdan turuncu renge dönen, kızıla dönen bir kaplama var. Gün doğumu ışıltısı renginde bulunan renk değiştiren kaplama, ki bunun ismi de yani rengin ismi gün doğumu ışıltısı olarak geçiyor. Ultraviyole ışığa maruz bırakıldığında moleküler yapısındaki kimyasal değişikliğin ardından yavaş yavaş rengini değiştiriyor. Bu da aslında bu seviyedeki çoğu telefonda görülen plastikten çok daha iyi hissettiriyor. Bu ne günlük kullanımdan kaynaklanan çizilmelere karşı da daha az duyarlı hale geliyor. Vivo burada sırt kısımda kullandığı cam türünü web sitesine detaylandırmamış ama bunun Gorilla Glass değil, Short Sensation Up olduğu söyleniyor. Bunun ne kadar dayanıklı olduğunu görmek için biraz sırt kısmı zorladım ama göze görülür bir hasar oluşmadı arkadaşlar. Telefonla bozuk para ve anahtarlarla birlikte ara sıra aynı cepte taşıyanlar burada rahat edebilir. Cihaz aynı zamanda IP54 sertifikasıyla da suya ve toza karşı dayanıklı. Bu da su girişinin bir soruna neden olma olasılığının en yüksek olduğu noktalarda, hani diyelim su girmeye çalışıyor telefona, hani bunu en aza indiriyor. Minimum düzeyde tutuyor ve de yine minimum düzeyde sızdırmazlık sunabiliyor. Burada kulaklık çakı ne yazık ki yok. Düz kenarlarda ise geniş görüş alanı sağlıyor. Depolama alanı ekleme yapmak için microSD kart desteğiniz de burada yok. Bir de mesela çoğu cihaz zaten 128 GB ile geldiği için burada 256 sunuluyor. Bu da hani aslında artı bir değer. Ondan sonra burada güç düğmesine gömülü bir sensör yerine ekran altına yerleştirilmiş parmak izi sensörü var. Sensörün hızı ve tepkime süresi de gayet iyi. Hemen bastığınızda telefonun kilidi açılıyor. Vivo aslında V25 5G'yi dış görünüşe ve telefonun verdiği hisse çok önem verenlere hitap edecek şekilde tasarlamış. Burada yanlış veya olumsuz bir şey yok arkadaşlar. Ben gayet beğendim tasarımını. Hani belki burada V25 Pro'da olduğu gibi telefonun kalanını az da olsa gizleyen kavisli bir panel tercih edebilirdi. Ancak buna rağmen tasarım hala iyi diyebilirim. Gelelim şimdi telefonun paneline. Vivo V25 5G 90 Hz yenileme hızına sahip 6.44 inç AMOLED panele sahip. Bu fiyata 120 Hz ekranlar bulabilirsiniz ancak 90 Hz de düşük değil ve de son derece kullanışlı. 90 Hz aynı zamanda pil ömrünü iyi yönde etkiliyor. Daha az güç tüketiyor diyebiliriz. AMOLED panellerin hepsinde garanti edildiği gibi burada da kontrast mükemmel ve de renkler gayet keskin. Ekran ayarlarında 3 renk modu var. Standart, profesyonel ve de parlak olmak üzere. İlk ikisi sağlam ve profesyonel, tavsiye edebilirim. Çözünürlük kulağa alışamadık gelebilir ama hani aslında 2404'de 1080 pikselli oldukça sıradan. Ekranın üstünde gözyaşı damlası çentiği var ama bu ekranda bir şeyler izlerken sizi rahatsız etmiyor ya da engellemiyor. Bu da gayet iyi. Parlaklık konusunda ise şirket ekranın 1300 nite kadar ulaşabildiğini söylüyor. V25 5G'nin işte ekranı açık havada parlak güneş ışığı altındayken bile rahatlıkla görülebiliyor. Yani ben bunu test ettim ve de içtenlikle söyleyebilirim. Hani doğru. Normalde benim burada kaydettiğim ekran parlaklığı 780 nit ancak hani HDR video oynatırken kaydedebildiğim maksimum parlaklık ise 1300 nitin biraz altındaydı. Ama ekran önemli durumlarda her zaman yeterince parlaktı arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl performans konusuna. O da şöyle. Vivo V25 5G Android 12 ve de Fantouch 12 arayüzüne sahip. Bu oldukça temiz bir arayüz ve sunduğu düzende herhangi bir kötü sürpriz de yok. Ancak Google'ın kendi yazılımının üzerine stil değişiklikleri yapılmış ama bunlar dediğim gibi telefonu yoran ya da göze kötü gelen tarzda değişiklikler değil. Arayüz oldukça iyi görünüyor ve de akıcı. Hani arayüzü bir kenara bırakacak olursak cihazın asıl hardcore performansı ise sağlam, kötü değil. Belirgin bir gecikme, büyük hatalar ya da takılmalar yok. Buradaki MediaTek Dimensity 900 işlemci 5G desteği de dahil yetenekli özelliklere sahip. En üst düzey grafik performansı sunmasa da burada çoğu 3A oyunu akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Call of Duty Mobile, Apex Legends Mobile ve Asphalt 9 gibi birkaç popüler oyunu burada denedim ve de
3 oyunda orta ve yüksek ayarlarda kusursuz şekilde çalıştı. Oyuna başladığınızda otomatik olarak etkinleşen ultra oyun modu da var burada. Bu performans ayarlarını seçmenize olanak tanıyor. Ekran kaydı, ses değiştirici, genel aramaları engelleme ve daha fazlası gibi bir dizi özellik de burada size sunuluyor. Bu işlemciyi burada 256 GB depolama alanı ve de 8 GB RAM eşlik ediyor. Telefon bu donanımla sorunsuz çalışıyor ve hani normal görevleri sorunsuz bir şekilde yine yerine getirebiliyor. Telefonu kullanırken daha önce dediğim gibi herhangi bir gecikme fark etmedim, rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamalar hızlı bir şekilde yüklendi ve çoklu görevde de yükleme süreleri iyiydi. Bir diğer güzel haber ise Vivo V25 uzun oyun oturumlarından sonra önemli ölçüde ısınmıyor ya da kasılmıyor. Bu sayede performansınızdan da ödünç vermiyorsunuz. Bunun arkasından ne var derseniz yine V25 5G'nin sahip olduğu soğutma sistemi. Bu Liquid Cooling System diye geçiyor. Bu sistem ana bileşenlerin sıcaklığını takip edip yoğun görevler sırasında ya da oyun oynandığında sistemi optimize edebiliyor. Ses tarafında burada mono hoparlörler var. Yani kulaklık kullanmadığınızı varsayarsak işte oynadığınız oyunların sesini veya dinlediğiniz müziklerin sesi tek bir yerden geliyor. Çünkü telefonun alt kısmında sadece bir adet hoparlör var. Sınıfına göre maksimum ses seviyesi hani bunun iyi, herhangi bir problem yok. Basslar çok etkin değil ama tizler gayet yeterli diyebilirim yani ses anlamında da. Gelelim şimdi cihazın parladığı diğer yere, yani kameralara. V25 5G 64 megapiksel geniş, 8 megapiksel ultra geniş ve de 2 megapiksel makro olmak üzere 3 arka kameraya sahip. Bunun gibi birçok orta sınıf telefonda da benzer bir düzen var. 64 megapiksel ana lens OIS destekli, bu da gelişmiş hassasiyetle titremenin neden olduğu bulanık görüntüleri en aza indiriyor. Gece hareket sırasında da düşük parlaklığı telafi edebiliyor. V25 Pro ile de burada birkaç temel özellik paylaşılıyor. Örneğin otomatik HDR epey etkili burada. HDR çekimlerdeki kalite kendini hemen de belli ediyor. Birincil kamera gün ışığında bol ayrıntıyla iyi çekimler yapabiliyor. Çekilen görüntüler geniş bir dinamik aralıkla net, renk tonları ise doğala yakındı. Portre çekimleri de iyi renk doğruluğuyla ayrıntılıydı. Konuyu arka plandan iyi bir şekilde ayırabiliyordu. Tabii telefon portre tarafında yapay zekadan faydalanıyor. AI HD algoritması portre fotoğrafçılığını daha da ileri taşıyor ve de kullanıcılara daha doğal ve daha net fotoğraflar çekme olanağı veriyor. 2x yakınlaştırılmış görüntüler hani onları önemli ölçüde büyütene kadar yeterince sağlam görünüyor. Herhangi bir problem yok. Hani cihazın bir zoom lense sahip olmadığını düşündüğümüzde sonuç iyi diyebilirim. Uygulamadaki yakınlaştırma tamamen dijital tekniklere dayanıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. V25 5G'nin kamerası düşük ışıkta sınıfının en iyisi olmasa da gece modu sayesinde yine de düzgün kareler çekebiliyor. Bir de karanlıkta odaklama yaparken biraz odaklanamama sorunu yaşanabiliyor arkadaşlar. Gece görüntü kalitesi ufak grenlenmelere rağmen hani ortalama denebilir. Dışarıdayken az bir miktar sokak ışığıyla da gece çekimleri yaparsanız çektikleriniz ışığın yardımıyla daha keskin görünebiliyor. Ancak Pro kardeşinin seviyesine tam olarak ulaşamıyor tabii ki de V25 5G. Ayrıca telefonun hani doygunluğu da biraz yükselttiğini düşünüyorum. Çimler fazla yeşile dönebiliyor veya mavi gökyüzü gerçekte olduğundan daha keskin veya daha mavi görünebiliyor. Sokaktan geçen rastgele birinin kırmızı tişörtü de epey canlı durabiliyor. Bu etkinin kapsamı hani dediğim gibi sahneden sahneye değişebiliyor. 8 megapiksel ultra geniş lens bu sınıftaki bir telefon için normal düzeyde performans sergiliyor. Vivo'nun iyi HDR optimizasyonu özellikle gün boyunca çarpıcı görüntülere yardım olabilir. Bununla birlikte 8 megapiksel lense çektiğiniz karelerde doğal dokular bazen birbirine girebiliyor. Bunu da belirteyim. 2 megapiksel makro da kendi segmentine göre ortalama. Bununla süjeye yaklaşık 4 cm uzaklıktan güzel kareler çekebilirsiniz. Video tarafına gelirsek makul derecede etkili yazılım stabilizasyonuyla saniyede 30 kareye kadar 4K videolar çekebilirsiniz. Full HD'ye geçerseniz ultra sabitleme modunun kilidi açılıyor. Bu yazılım stabilizasyon sürecini hızlandırmak için kırpılmış bir görüntü kullanıyor burada. Ancak sonuç olarak da daha stabil bir görüntü elde ediyor. V serisinde ilk kez kullanılan yeni vlog filmi özelliğiyle de gerçek zamanlı vloglar çekebilirsiniz. Telefonun ön yüzünde yüksek çözünürlükte 50 megapiksel selfie kamerası var. Bu lens neredeyse tüm ortamlarda iyi bir iş çıkarıyor. Fotoğraflar iyi ışıkta keskin, düşük ışıkta ise süper ayrıntılı olmasa da temiz görünüyor diyebilirim. Buradaki HDR'da arkadan aydınlatmalı sahneleri gayet iyi bir şekilde idare edebiliyor. Onu söyleyebilirim. Evet, bu normal video çekimi şu anda. Vivo'nun normal arka kamerayla çekilmiş video örneği. Bir de ultra sabit modu açalım, yine aynı şekilde yürüyeyim. Bakalım onda nasıl olacak. Evet, şu anda da ultra sabit mod açık ve de full HD 60 kare çekiyorum videoyu. Ve yine aynı yolda yürüyorum bu arada. Değişik yaptım, herhangi bir şey yok. Bir önceki izlediğiniz görüntü 4K'ydı. Bu ise full HD 60 kare. Evet arkadaşlar, şöyle hatta biraz daha böyle şey ayağımı basa basa hızlı hızlı yürüyeyim. Şu an sarsılmıyor gibi. Tabii kurguda bunun belli olacak nasıl olduğu. Devam edelim.
Kamera bu kadardı arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl cihaz ne kadar süre ayakta kalabiliyor. V25 5G bazı rakiplerine kıyasla burada 4500 mAh pile sahip. Çünkü bazıları 5000 mAh pile gelebiliyor. Bu kapasiteye sahip telefonlar genelde tam bir günü çıkarmakta zorlanır ama V25 5G bunlardan biraz farklı. Pil dayanıklılığı burada epey iyi. Bu yıl daha yüksek kapasiteyle test ettiğim birçok telefondan daha uzun süre ayakta kalabildi. Telefonu az yoğunlukta kullandığım günlerin sonunda yaklaşık %40 şarjım kalıyordu gün sonunda. V25 5G 44 watt şarj adaptörüyle geliyor. V25 Pro ise 66 watt şarj adaptörüne sahip ama hani V25 Pro bu arada Türkiye'de satışa çıkmadı arkadaşlar, onu da belirteyim. 44 watt adaptörle telefon 12 dakikada %0'dan %50'ye, 55 dakikada ise %100'e ulaşabiliyor. Bunun nedeni hızlı şarj olan telefonların güç yerlerinin farklı olması ve de genellikle belirtilen maksimum şarjlarına yalnızca birkaç dakikada ulaşabilmesi. Burada kablosuz şarj desteği var mı derseniz ne yazık ki yok, ancak bu da bu sınıf Android cihazlar için normal bir durum. O halde sonuca bağlayacak olursak, Vivo V25 5G büyük bir servet harcamadan şık görünen orta sınıf bir Android telefon isteyenler için ideal bir cihaz diyebilirim. Tasarım anlamında arkası dokulu cam diğer modellerde kullanılan plastiğe kıyasla harika görünüyor ve hissettiriyor da. Vivo keşke burada 120 Hz ekran kullansaymış dediğim anlar olsa da 90 Hz'de burada gayet iyi bir iş çıkarabiliyor. Ayrıca 44 Watt'lık şarj adaptörü cihazı hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Kısacası Vivo V25 5G kaliteli tasarımı, kamera yetenekleri ve de uzun pil ömürle piyasadaki başarılı orta segment telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Siz de bu tarz bir akıllı telefon istiyorsanız Vivo V25 5G modeline bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda elimden geldiğince sizlere Vivo V25 5G modelini özetlemeye, anlatmaya çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli.